Merhaba değerli üreticiler. Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayın ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği online eğitime hoş geldiniz. Benim ismim Doktor Doğancan Kahya. Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde Biyolojik Mücadele bölümünde çalışmaktayım. Uzmanlık alanım sebze zararları ile ve meyve zararları ile biyolojik mücadele. Bugün size zararlı böcekler ile genel biyolojik mücadele hakkında bir sunum hazırladım ve bu sunumu sunacağım. Sunumumuzun içeriğine gelecek olursak ilk önce size kısaca entegre mücadeleden bahsedeceğim. Daha sonra biyolojik mücadele nedir ve kısaca tarihçesinden bahsedeceğim. Daha sonra sırasıyla biyolojik mücadele etmenleri ve biyolojik mücadele yöntemlerinden bahsedeceğim. Ve son olarak Türkiye'de biyolojik mücadele uygulamalarından bahsedeceğim. İlk olarak başlayacağımız konu entegre mücadele nedir? Bizim entegre mücadelede 3 temel terimimiz vardır. Bunlardan birincisi zararlı, ekonomik zarar seviyesi ve ekonomik zarar eşiği. Zararlı organizmaların popülasyon dinamikleri ve çevre ile olan ilişkilerine dikkate alarak uygun olan tüm mücadele yöntem ve tekniklerin uyumlu bir şekilde kullanılarak zararlı organizmaların popülasyon yoğunluklarını ekonomik zarar seviyesinin altında tutan sisteme biz entegre mücadele yönetimi adını vermekteyiz. Burada da gördüğünüz gibi entegre zararlı yönteminde ilk olarak yapacağımız zararlıyı gözlem ve takip etmek, daha sonra kültürel, fiziksel önlemleri uygulamak, daha sonra biyolojik ve biyoteknik mücadele gibi alternatif mücadele uygulamak ve en son ihtiyaç duyduğumuzda kimyasal mücadeleye başvurmaktır. Bu şekilde daha sürdürülebilir, ekonomik, çevre dostu ve uzun vadede uygulanabilir bir mücadele yöntemi yapmış olmaktayız. Entegre mücadelenin amaç ve ilkelerine gelecek olursak birinci amacımız kalıntısız ve kaliteli ürün üretmektir. İkinci amacımız faydalı organizmaların korunması ve desteklenmesini sağlamak, hem insan hem çevre sağlığına olan olumsuz etkileri en aza indirgemek, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ayrı ayrı değil topyekun bir mücadele sağlamak ve bu zararlıların hepsini tamamen yok etmek değil, ekonomik zarar eşiğinin altında tutmaktır. Entegre mücadele yönetiminde bizim ilk hedefimiz ana zararlı hastalık ve yabancı otlardır. Bu şekilde faydalı organizmaların korunması ve desteklenmesi sağlanır. Kimyasal mücadele entegre mücadele yöntemi içerisinde en son uygulayacağımız mücadele yöntemidir. Uygulamak zorunda kalırsak da çevre dostu ve seçici pestisitleri kullanarak tavsiye edilen dozda ve zamanında uygulamamız gerekmektedir. Entegre mücadelenin faydalarına gelecek olursak, entegre mücadele sürdürülebilir tarımsal üretimi ve kalkınmayı sağlamaktadır. Kaliteli ve ilaç kalıntısız ürün yetiştirmemize yardım etmektedir. Doğal dengenin korunmasını ve devamlılığını sağlamaktadır. Zararlıları baskı altında tutan doğal düşmanların korunmasını ve etkinliklerinin artmasına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda gereksiz ilaçlamanın önlenerek hem çevresel bozulma ve çevrede ve insan sağlığında meydana gelecek zehirlenme riski engellenerek hem de gereksiz ilaçlamaların azaltılmasıyla ekonomik açıdan da çiftçilerimize, üreticilerimize fayda sağlamaktadır. Bu entegre mücadele yönteminde kullanılan önemli yöntemlerden birisi de biyolojik mücadeledir. Kısaca biyolojik mücadeleden bahsedecek olursam bildiğiniz gibi son 100 yılda kimyasalların yoğun bir şekilde kullanılmasından dolayı insan ve hayvanlarda zehirlenmeler, ilaç kalıntıları, yararlı organizmaların öldürülmesiyle doğal dengenin bozulması ve hastalık ve zararlılarda ilaçlara karşı dayanıklılık gibi birçok sorun ortaya çıkmıştır. İşte bu meydana gelen olumsuzluklardan dolayı alternatif mücadele yöntemleri ön plana çıkmaktadır. Biyolojik mücadele de bu yöntemlerden bir tanesidir. Kısaca kronolojisine bakacak olursak ilk defa biyolojik mücadele terimi 1919 yılında ortaya çıkmıştır. Daha sonra bu terim uygulamalı biyolojik mücadele olarak adlandırılmıştır ve şu şekilde tanımlanmıştır 1980'lerde. İnsanlar tarafından doğal düşmanların zararla karşı kullanılması, zirai mücadele açısından ise ekonomik olarak önemli bir zararlıya karşı var olan doğal düşmanların etkinliğinin insanlar tarafından çeşitli yöntemlerde arttırılarak zararlı ekonomik zarar eşiğinin altına indirmek olarak tanımlanabilmektedir. Peki bu biyolojik mücadelede bizim kullandığımız etmenler nelerdir diyecek olursak ana etmenimiz doğal düşmandır. Doğal düşmanını şu şekilde tanımlayabiliriz. Doğada canlılar arasında mevcut beslenme ilişkisinin bir gereği olarak zararlarının popülasyonlarını baskı altında tutan organizmalara doğal düşman veya faydalı organizma veya yararlı organizma demekteyiz. Bu doğal düşmanlarımız parazitoid, predatör ve entomopatojenlerden oluşmaktadır. Parazitoid nedir diyecek olursak tüm gelişimini konukçunun içinde veya üzerine geçiren ve bu süreçte konukçunun ölümüne sebep olan organizmalara biz parazitoid adını vermekteyiz. Parazitoidlerde bazı istediğimiz olması gereken karakteristik özellikler vardır. Bunlar konukçuya özgü olmaları, mesela sadece dişi bireyler konukçu arama özelliğine sahiptir parazitoidlerde.
farklı parazitoid türleri konukçunun başka dönemlerine saldırabilmektedir ve bu parazitoidler genellikle yumurtaları konukçunun içine, üstüne veya yanına koyabilmektedir. Predatör yani avcı böcekler ise yaşamları boyunca birden fazla ava ihtiyaç duyan, avlarını arayıp bulan, avına saldırarak dıştan beslenen ve öldüren canlılara da biz predatör adını vermekteyiz. Beslendiği canlılara ise av adı verilmektedir. Birçok böcek takımına ait predatör yani avcı böcek bulunmaktadır. Predatörler avlarının bütün dönemlerini tüketebilmektedir ve çoğu predatör hem larva hem ergin dönemde avcı olarak yaşamını sürdürebilmektedir. Peki bizim bu doğal düşmanlarında bulunmasını istediğimiz özellikler nelerdir diyecek olursak öncelikle doğal düşmanlar sıcaklık, nem gibi çevre koşullarına toleranslı olmalıdır. Doğal düşman konukçusunun popülasyonunu her bitkide baskı altına alabilmelidir. Konukçu dizisi az olmalıdır yani monofak olmalıdır. Oligofak veya polifak gibi birden fazla zararıyla beslenmemelidir. Doğal düşmanın biyolojisiyle konukçunun biyolojisi uyuşmalıdır. Doğal düşman konukçusunu arayıp bulma yeteneğine sahip olmalıdır ve üreme yeteneği konukçusuna göre daha hızlı ve yüksek olmalıdır. Biyolojik mücadele uygulama yöntemlerine gelecek olursak bizim 3 ana yöntemimiz bulunmaktadır. Klasik biyolojik mücadele, doğal düşmanlarının çoğaltılarak satılması, doğada mevcut doğal düşmanların korunması ve desteklenmesi. Klasik biyolojik mücadele, bir ülkeye başka bir ülkeden zararlı geldiğinde girdiği ülkede doğal düşmanları yoksa kısa bir süre içerisinde bu zararlı yüksek popülasyonlar oluşturup epidemilere ve ekonomik zararlara sebep olabilir. Bu zararı önlemek için zararların orijin ülkesinden doğal düşmanı araştırılır ve bulunduğu faunaya yerleştirmeye çalışılır. Bunun için öncelikle bu yeni yerleştiği faunaya getirilir, adaptasyon çalışmaları yapılır. Daha sonra etkinlik çalışmaları yapıldıktan sonra salım çalışmalarıyla o böcek yeni bölgesine yerleştirmeye çalışılır. İşte biz buna klasik biyolojik mücadele diyoruz. Ülkemize bunun en iyi örneğini şu şekilde verebiliriz. Rodolia cardinalis'in 1920'li yıllarda ülkemize getirilmesi ve torbalık koşuna karşı ilk olarak Ege bölgesine daha sonra Akdeniz bölgesine yerleştirilmesi klasik biyolojik mücadeleye en önemli örneklerden bir tanesidir. Diğer bir yöntemimiz doğal düşmanların çoğaltılarak satılması. Doğal düşmanlar sandıkları faunaya yerleşip çoğalıp ertesi yıla geçemiyorsa, İtalya'dan doğal düşman salımı için yeterli miktarda değilse veya doğada mevcut doğal düşmanlar zararlıyı baskı altına alamıyorsa ve yeterli popülasyonda değilse bu durumlarda belirli zamanlarda periyodik olarak doğal düşmanlar salınabilir, salımı yapılabilir. Bunun en güzel örneği ülkemizde örtü altında veya turunçgillerde çeşitli parazitoid ve predatörlerin üreticilere satılarak yapılması gerçekleşmektedir. Bir diğer yöntemimiz doğada mevcut doğal düşmanların korunması ve desteklenmesi. Bu yöntem mevcut doğal dengenin korunmasına veya denge bozulmuş ise tekrar kurulmasına önemli bir yöntemdir. Özellikle doğal dengenin bozulduğu durumlarda o bölge karantina altına alınır ve o bölgede doğal düşmanların etkinliğini arttırmak için çeşitli çalışmalar yapılır. Diğer yöntemlerle karşılaştırdığımızda bu yöntem daha başarılı bir yöntem olarak görünmektedir. Peki biz neden biyolojik mücadeleyi desteklemeliyiz? Neden biyolojik mücadeleyi uygulamalıyız? Kısa bir karşılaştırma yapacak olursam biyolojik mücadele ve kimyasal mücadele arasında. Biyolojik mücadelede çevre ve insan sağlığına herhangi bir olumsuz etki yoktur. Dayanıklılık meydana gelme gibi bir risk yoktur. Fitotoksik etki ve bekleme süresi yoktur. Biyolojik mücadelede daha sürdürülebilir bir yöntemdir ve ekonomik açıdan baktığımızda uzun vadede biyolojik mücadele daha ekonomiktir. Yani kimyasal mücadelede 1 yılda 5, 10 veya daha fazla ilaç atılırken biyolojik mücadelede o doğal düşman bölgeye yerleştiği zaman bir sonraki senelerde zararlıyı ekonomik zarar eşiğinin altında tutabilmektedir. Türkiye'de biyolojik mücadele uygulamalarına gelecek olursak kısaca onlardan bahsedeceğim size. Ülkemizde daha önce de bahsettiğim gibi ilk biyolojik mücadele ile ilgili ilk kayıt 1912 yılında Sakız Adası'nda sorun olan torbalık koşuna karşı Rodolia cardinalis'in getirilmesidir. Daha sonra burada yapılan çalışmalarla başarı elde edilmiş ve 1932 yılında hem Akdeniz hem de Ege bölgesinde salım çalışmaları yapılmıştır ve ülkemize yerleşmesi sağlanmıştır. Günümüzde bu zararlara karşı geniş spektrumlu bir insektisit kullanılmadığı sürece Rodolia cardinalis bu zararla ekonomik zarar eşiğine ulaşmadan çok rahat bir şekilde baskı altına alabilmektedir. Diğer önemli iki doğal düşmanımız Cryptolamus montozeri dediğimiz uğur böceğimiz ve Leptomastix dactylopi dediğimiz parazitoid arıcığımız. Bunlar ilk olarak 1965 yılında ülkemize getirilmiştir ve kitle üretim ve satışına başlanmıştır. Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü tarafından 2003 yılına kadar bunun kitle üretim ve satış işlemleri gerçekleşmiş. Daha sonra 2003 yılında özel sektöre devredilmiştir. Antalya'da Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından halen bu iki faydalı böceğin satışı gerçekleştirilmektedir. Bir diğer önemli doğal düşmanımız Serangium parsicetosum. Bu da bir uğur böceğidir. 90'lı yıllarda ülkemize getirilmiştir. O dönemlerde turunçgilde ana zararlı konumunda olan turunçgil beyaz sinene karşı
Bu zarar, bu fayda da Doğu Karadeniz bölgesinden getirilmiş ve salım çalışmaları ile bölgelerimize yerleşmesi sağlanmıştır. Günümüzde Turunçgil Beyaz Sinek'e karşı herhangi bir ilaçlama yapılmadan bu zararlı, bu faydalı Turunçgil Beyaz Sinek'i ana zararlı konumundan çıkarmıştır. Görselde de gördüğünüz gibi ergini, Serengium parsitosumun ve larvası. Bir diğer önemli faydalı arayacağımız Trichogramma evanescens, yumurta parazitoidi olarak bilinmektedir. Bu da Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü aracıyla 1996 yılından itibaren kitle üretim ve salım çalışmaları yapılmaktadır. İlk olarak ülkemizde mısır kurduna karşı kullanılmıştır ve çeşitli çalışmalardan sonra bu böceğin salım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda dekara 7500 adet parazitoid salındığında ve bu salım iki kez yapıldığında etkili olduğu ortaya koyulmuştur. Aynı zamanda mısır kurdu dışında salkım güvesi, elma iç kurdu, domates güvesi gibi çeşitli lepidoptera zararlılarının yumurtalarını da parazitlediği tespit edilmiştir. Burada gördüğünüz ergini ve mısır kurdu yumurtasının üstünde gördüğünüz erginler. Burada da parazitlenmiş ve parazitlenmemiş mısır kurdu yumurtasının paketini görmektesiniz. Parazitlendiğinde siyah renk almaktadır. Bir diğer önemli aracığımız Trisococcus semistriatus. Sünenin en önemli ve en etkili doğal düşmanlarından olarak bilinmektedir. Bu da Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü aracılığıyla 2005 yılından itibaren kitle üretimi yapılan bir böceğimizdir. 2006 yılında özellikle uçakla ilaçlamanın yasaklanması ve yapılan parazitoid salımlarıyla birlikte doğal dengenin kurulmasına yardımcı olunmuş ve doğal parazitlenmenin artmasına yardım edilmiştir. Ve kimyasalın da bu şekilde azalmasıyla doğal dengenin kurulmasına yardım edilmiştir. Burada gördüğünüz süne yumurta paketi üzerindeki aracığımız ve parazitlenmiş süne yumurtalarını görmektesiniz. Siyah renk almaktadır. Bu da salım çantacıkları, doğada salımın nasıl yapıldığını göstermektedir. Örtü altı sebze yetiştiriciliğinde kullanılan biyolojik mücadele etmenleri. Bildiğimiz gibi seralarda afis yani yaprak biti türleri önemli zarar meydana getiren türler arasındadır. Bu zararlıya karşı da önemli doğal düşmanlarından bir tanesi Aphidius colymon dediğimiz parazitoidimizdir. Bu da ülkemizde ruhsatlı ve satış yapılan bir türdür. Bu tür soliter bir endoparazitoiddir. Yani bir dişi sadece bir bireyi parazitleyebilmektedir ve bir dişi ömür boyunca 300 kadar yaprak bitini parazitleyebilmektedir. Bu bireyler ticari olarak 500'lü, 1000'li veya 5000'li paketler halinde satılır. Metrekareye 5 ila 10 adet ergin yeter olmaktadır. Burada Aphidius colymon'un erginini görmektesiniz. Alttaki görselde ise parazitlenmiş yaprak biti mumyalarını görmektesiniz. Diğer bir önemli doğal düşmanımız Encarsia formosa. Bu da sera beyaz sineğine karşı etkili bir parazitoiddir. Bu da ruhsatlı ve satışı yapılmaktadır. 5000'li veya 10.000'li paketler halinde satılır. Bunda da bir dişi yaklaşık 250 adet beyaz sinek nimfini parazitleyebilir. Bu sayı koşullara göre 450'ye kadar çıkabilmektedir. Metrekareye 1 ila 5 adet ergin bunda yeterli olmaktadır. Ancak sıcaklık arttıkça bu sayı beyaz sinek yoğunluğuna bağlı olarak artabilmektedir. Burada parazitlenmemiş ve parazitlenmiş beyaz sinek nimfini görmektesiniz. Altta da ergin Encarsia formosa'yı görmektesiniz. Bir diğer önemli zararlarımız da kırmızı örümcek ve tripsdir. Bu ikisi de örtü altında seralarda önemli zarara sebep olmaktadır. Bunların en önemli doğal düşmanları trips mücadelesinde kullanılan Oryx devigatus, kırmızı örümcek mücadelesinde kullanılan Phytophthalis persimilis'tir. Bunların kullanım dozları da metrekarede Oryx devigatus için 1-2 adet ergin, Phytophthalis persimilis için de 3 ila 20 adet ergindir. Bunlar da genellikle salım yaparken dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi ise sera içerisindeki kırmızı örümcek ve trips yoğunluğundur. Buna göre salım dozunu arttırabilir veya azaltabiliriz. Bu tarafta Oryx devigatus'un nif ve erginini görmektesiniz. Burada da Phytophthalis persimilis dediğimiz avcı akarın erginliği görülmektedir. Bir diğer doğal düşmanımız Nesiocoris tenuis. Bu da domates küvesinin doğal düşmanı olarak bilinmektedir. Ancak beyaz sinek ve kırmızı örümceklerle de beslenebilmektedir. Bu da metrekareye 1-2 adet salındığı zaman yeterli olmaktadır ve 500'lü veya 1000'li ambalajlar halinde satılmaktadır. Bu böceği salım yaparken dikkat edeceğimiz önemli hususlardan bir tanesi de bu böceğin zoofitofag olmasıdır. Yani av bulamadığı zaman, besin bulamadığı zaman bitkiyle beslenmesidir. Bu yüzden bu böceğin salımı yapılırken av yoğunluğuna, miktarına ve zamanına dikkat edilerek salım yapılmalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmamalıyız ki bütün böcekler zararlı değildir. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.